Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makyaj öncesinde güneş kremini nasıl uyguluyorum, üzerine makyajı nasıl yapıyorum ve arkasından da gün içerisinde yine güneş koruyucu ürünlerimi nasıl yeniliyorum bunları göstereceğim. Şimdi hazırsanız uygulamaya geçeceğiz ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta düzenli olarak 2 gün yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz. Öncelikle ben cilt bakımı yaptım, onu söyleyeyim. Böyle hafif bir nemlilik, parlaklık görüyorsunuz. Bu nemlendirici kremimi uyguladığım için üzerine herhangi bir ürün de sürmedim. Direkt bu şekilde cilt bakımı sonrasındaki yüzümü görüyorsunuz. Sabah ne kullandım cilt bakımında, hemen bunları anlatacağım sizlere hızlıca. Yeni çıkan Dalba'nın aromatik spreyini kullandım. Bu zaten var olan bir üründü ama yenilenmiş versiyonuyla geldi. Bunu şu anda deniyorum. Daha da detaylı bilgiler kullanım sonrasında sizlere de anlatacağım. Bunun üzerine birazcık cildim böyle o nemliliği sağladıktan sonra, vakit geçtikten sonra yine yeni denemeye başladığım Bionex'in The Nordea serisindeki içerisinde %15 saf C vitamini ferülik asitte bulunan bu serumunu kullanmaya başladım. %15 saf C vitamini askorbik asit formunda olan bu C vitamininin cildime etkilerini ben seviyorum. Fakat bu ürünü bugün yeni kullanmaya başladım. Umarım bunu da beğenirim. Yapısı dokusu yağlı değil, yapış yapış değil, hemen emilen bir üründü. İlk kullanım, ilk izlenim intibalarını da sizlere hemen iletmek istedim. Bunun arkasından biraz yatıştıktan böyle bir 15 dakika geçtikten sonra biraz sivilceler çıktı cildimde. Çenemde özellikle şuradaki hafif görünen izi biraz biraz böyle kaybetmeye başladım. Bunun için de Skin 1004 adındaki ülkemize yeni giren Kore markalarından bir tanesi Centella özü içeren serumunu kullanıyorum. Hem cildimi yatıştırıyor, sabah akşam kullanımlarda da oldukça etkili oluyor. Bunu da kullandıktan sonra göz çevresi için artık bitirmeye başladım. Hatta şöyle kestim, dibinde çok az var. Bu Dermabien'in hassas göz çevresi için olan kremini kullanıyorum. Bitiriyorum daha doğrusu. Bunu daha önce de anlatmıştım size. Bu probiyotikler, prebiyotikler içerdikleri için göz çevreme gerçekten sakinleştirici, yatıştırıcı, nem verici etkileri güzel geliyor. Bir de yeni kullanmaya başladım. Yine Foodaholic markasının 24 karat gold içeren çok güzel bir nemlendirici göz çevresi kremi var ve 40 mililitre kocaman boyda. Bunu da üzerine birazcık sürdüm. Yeni deneyimlediğim ürünlerden bir hafta daha geçsin. 3 haftayı tamamen doldurmuş olacağım. Sonra sizlere daha detaylı bilgileri vereceğim bu ürünle ilgili. Ve son olarak kapanışta da nemlendirici krem olarak da bu Jouer ya da Hovae markasının ürününü kullandım. Bu da yine anti wrinkle etkili olan cilt kırışıklıklarını da yatıştırma, birazcık daha yumuşatma etkisi olan içeriklere sahip bir krem. Bunu da gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim. Bunları tamamen hepsini uyguladım. Hepsini sizle birlikte burada uygulamak istemedim vakit geçmesin diye. Hızlı hızlı hemen güneş kremini uygulamaya geçeceğim. Ve arkasından da makyajımızı da yine hızlı hızlı yapacağız. Üzerinden de geçen süreç sonrasında yine güneş kremini nasıl uyguluyorum bunu da sizlere göstereceğim. Şimdi önce hemen şu saçları bir toparlayalım. Bu arada bu tokalar bana çok soruluyordu. Tokaları buldum sizler için de. Ben bunları AliExpress'ten almıştım çok öncesinde. Fakat Türkiye'de de var. Şu anda bulduğum web sitesi linkini de aşağı ben ekleyeceğim. İsteyenler oradan bakabilir. Dörtlü paketler halinde uygun fiyatlı olarak bu tokalara ulaşabilirsiniz. Ben makyaj yaparken çoğunlukla kullanıyorum ama günlük hayatta da kullanılabilir. Şimdi hemen güneş kremini uygulamaya geçelim. Güneş kremi olarak makyaj altına özellikle daha ince yapılı olan güneş kremlerini kullanıyorum. Mineral filtreli olan güneş kremleri açıkçası makyaj altında ben de istediğim performansı vermiyor. Evet, 30 dakika bekledikten sonra sakinleşiyor ve ciltte yine güzel duruyormuş gibi oluyor ama fondöten ürünlerinin her biriyle anlaşabilen bir mineral güneş kremi bulmam da açıkçası çok zor oluyor. O yapışkan hissiyat, hafif bir beyaz, böyle tonunu değiştirmesi ten ürünlerinin çok hoşuma giden bir durum olmadığı için ben genelde yumuşak içerikli olan hibrit veya sadece kimyasal filtreler içeren güneş kremlerini tercih ediyorum. Green Tea Barulap markasının bu ürünü içerisinde kimyasal filtreler içeriyor ve gerçekten çok güzel koruyuculara sahip. Yeni nesil filtreler de içeren bir ürün. Çok sevdiğim yumuşacık cilde uygulanması çok güzel olan bir ürün. Bugün onu uygulamayacağım. Onun yerine Foodaholic markasının ürününü uygulayacağım. Foodaholic markasının bu güneş kreminde de hem yeni nesil hem eski nesil güneş koruyucular var, kimyasal içerikli olan, hem de mineral filtreler de bulunuyor. Bunu uygulayacağım. Bunu zaten videoda sanırım sizlerle de uygulamamıştık. Hem burada da görmüş olursunuz. Önce şöyle bir parmağı alıyorum ve bunu yüzüme yediriyorum. Çok kolay uygulanan bir güneş kremi. Makyaj altında da gerçekten bir anda hemen böyle cilt tarafından emildiği için ben bu dokusunu, yapısını çok seviyorum. İki parmak metoduna göre uygulamakta da cildinizde herhangi bir fazlalık, ağırlık yaratmıyor. Bir tek şunu söyleyeceğim. Yani hafif böyle bir nemli hissiyat, hafif böyle bir cildiniz eğer ki çok yağlıysa, aşırı yağlıysa böyle bir gün içerisinde bir parlama olabilir.
Ama dediğim gibi üzerine pudra geçerek yeniden o hani matlaştırmayı elde edebilirsiniz. Ben zaten o şekilde uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bakın sürdüm. Hiç de böyle çok beyaz beyaz kalmadı. Bu arada içerisinde dediğim gibi çink oksit, titanyum dioksit gibi mineral filtreler var. Bunun dışında yeni nesil filtreler ve eski nesil filtreler de var. Aynı zamanda içerisinde Centella Asiatica gibi cilde iyi gelen içerikler de var. Evet, bunu böyle sürdüm. Biraz da boynuma tabii ki uygulayacağım. Aslında iki parmak diyor ama ben iki parmaktan bir hayli fazla sürüyorum. Normalde de böyle oluyor. Tabii videolarda böyle çok fazla hızlı geçildiği için ürünleri uygularken çok aşırı beyazlık bırakmasın diye zaman zaman az uygulayabiliyorum. Ama normalde günlük hayatımda böyle ekstra bir video çekimi değil de gerçek hayattaysa inanın gerçekten daha fazla uyguluyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi 2,5 parmak falan uyguladım. Bir de kulaklara da süreceğiz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yine şöyle kulaklarıma da uygulayarak çünkü bugün makyaj sonrasında gün devam edecek dışarıda. O yüzden evde olmayacağım için tam anlamıyla düzgün sürmek istiyorum. Şimdi ne kadar süre sonra cilt bakımından güneş kremi uyguladım? 15 dakika geçmişti. Cildime bütün nemlendirici ürün ve kullandığım ürünler emilmişti. Üzerine güneş kremini uyguladım. Güneş kremini uyguladıktan sonra ister mineral olsun, ister kimyasal veya hibrit olsun en azından bir 15-20 dakika beklemeniz gerekir. Ben yarım saate çekiyorum bunu. Çünkü zaten genelde güneş kremini uyguladıktan sonra evin içerisinde de böyle geçirdiğim bir vakit oluyor. Onu öyle bir dengeliyorum ki yani sabah güneş kremini uyguladıktan sonra arada işte giyinme, hazırlanma, kahvaltı vesaire gibi şeyleri oraya sıkıştırarak 30 dakikayı zaten atlatmış oluyorum. Onun üzerine de zaten makyajımı yaptığım zaman herhangi bir şekilde güneş kreminin böyle bozulmasını da sağlamamış oluyorum. Önemli olan şey şu, güneş kremi cildimizde böyle bir film tabaka oluşturması gerekiyor. O yüzden sürerken de böyle çok haldır 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 böyle nemlendirici krem sürermiş gibi değil, daha sakin, daha böyle emdirerek, yedirerek olduğu yerde koruyucu bir kalkan gibi cildimizin üzerinde böyle bir kalkan oluşturuyormuş gibi sürmemiz gerekiyor. Şimdi ben hem konuştum hem de birazcık zaman vereceğim. Tabii bu arada da sizleri böyle bekletmemek adına süreyi hızlı geçeceğim. Yarım saat sonrasında 25 dakika yarım saat sonrasında tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hemen güneş kreminin cildime oturmasını bekliyorum. Evet, yaklaşık bir 25 dakika zaman geçirdim. Bu arada da saçlarımdan tokaları yine çıkardım ki böyle iz kalmasın diye. Şimdi tekrardan onları biraz takacağım. Gördüğünüz gibi cildimdeki son duruşu bu şekilde. Yine böyle nemli, ışık vurduğu için de hafif böyle bir yansıma görüyorsunuz ama çok yağlı yağlı da değil. Bu şekilde üzerine makyaj yapılabilecek bitişe sahip olan bir güneş kremiydi. Şimdi hemen makyajı yapalım. Önce dudaklarıma bir ürün sürmek istiyorum. MAC'in Prep and Prime olan bu dudak bazı, ruj altında da uygulanabilecek olan bazını süreceğim. Şöyle birazcık nemlendirsin. Evet, bunun üzerine de şimdi ten ürününe geçeceğim. Makyaj bazı kullanmayacağım çünkü bu nemlilik bana yeterli gelecek. Ten ürünü olarak da Mizon'un BB kremini kullanacağım. Elimdeki 23 numaraya denk gelen rengi Sand Beige olarak geçiyor. Çok açık bir renk değil. Ben bunu çok çok az uyguluyorum. Böyle elimle çok hafif hafif sürerek uyguluyorum. O yüzden de daha doğrusu böyle yazın ve baharda bununla makyaj yapmayı çok seviyorum ben. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok az bir şekilde dağıtarak uyguluyorum. Ve tamamen cildimde istediğim bir görüntüyü elde etmemi sağlıyor. Çok böyle aşırı kapatıcı bir makyaj yapmayacağım. Kalıp gibi bir makyaj yapmayacağım. Daha günlük hayatta da kullandığım basit makyajımı yapacağım aslında size şimdi. Hemen bunu böyle hızlıca bazı yerleri hızlı geçerek göstereceğim vakit uzun sürmesin diye. O yüzden böyle hemen bunu hızlıca cildime uyguluyorum şimdi. Evet, ten ürünü bu şekilde uyguladım. Gördüğünüz gibi oldukça da az uyguladım. Tamamen cildime oturduktan sonra da çok güzel bir bitişe sahip oluyor. Ben beğeniyorum nemli duruşunda. Bu arada içerisinde aynı zamanda bunda da SPF 32 var. Fakat altına mutlaka güneş kremini yeterli miktarda uygulamak gerekiyor. Ten ürünlerinin içerisindeki SPF'e çok fazla güvenmiyoruz. Çünkü şundan dolayı güvenmiyoruz. Yeterli miktarda iki parmak kadar uygulamadığımız, az uyguladığımız için o gerekli SPF koruyuculuğu bize sağlamamış oluyor. Bu da yine detay bir bilgi olarak söyleyeyim. Hemen geçiyorum. Bunun üzerine kapatıcımı uygulamaya. Kapatıcı olarak NYX'in Bare With Me serisinde çıkardığı serum concealer olarak geçen bu ürünü uygulayacağım. Şöyle çok az bir miktar alıyorum ve bunu şöyle göz altlarıma bırakacağım. Bunu da hemen daha çok kullandığım fırçamla Naşita 136 ile hemen göz altıma dağıtıyorum.
Evet, kapatıcıyı da uyguladık gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çok çabuk uygulanan bir ürün. Şimdi arkasından bunun üzerine ben bronzerımı uygulayacağım. Pudrayı hemen uygulamayacağım. Birazcık cildime otursun diye bekleyeceğim ürünler. Daha sonrasında pudrayı uygulayacağım. Şu anda hemen böyle pudra uygulayıp o mat bitişe gelmek istemiyorum. Çünkü kullanacağım bronzer krem bir bronzer. Çok merak edilen bronzerlardan bir tanesiydi. Ben de yapısını çok beğeniyorum bunun. Kullanmaya başladığımdan beri de sürekli elimin altında. Chanel'in Soleil Ten de Chanel olarak geçen bronzer'ı. Bu tek renk ama sanırım yeni renklerini de çıkaracaklarmış. Bronz Universal olarak geçen rengi benim elimdeki. Ben şimdi bunu Expert Face Brush olarak geçen fırçası. Bu benim elimdeki eski seriden de yenilerinde sap kısmı birazcık daha şöyle farklı renklerde oluyor. Bundan birazcık alarak şimdi size uygulamada da nasıl olduğunu göstereceğim. Sıcak alt tonu gördüğünüz gibi hafif böyle birazcık daha sanki turunculuk varmış gibi duruyor ama turuncu değil. Cildinize çok güzel yedirebiliyorsunuz ve böyle tereyağı gibi cildinizde tamamen bütünleşip kaymak gibi dağılıyor. Hiçbir şekilde de o böyle nerede başlayıp nerede bittiği belli olmuyor. Tenle bütünleşmesini bu anlamda çok beğendim. Çok kolay uygulanıyor. Böyle hafif bir sıcak görüntü veriyor. Dediğim gibi bakın hemen anında böyle nerede başladı nerede bitti belli olmayan bir geçiş sağlıyor. Ve yaz makyajlarında da ben bu tür bronzerları kullanmayı çok seviyorum. Çünkü cildimin renginin koyulaşmasını istemediğim için sürekli koruduğumdan. Yine de bu tür böyle bronzerlarla o hafif sıcak görüntüyü sağlamış oluyorum. Bu şekilde bunu geçtim. Çok hızlı bir şekilde de günlük makyajımda yaptığım gibi size de bunu göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi hafif böyle bir etraftan ısıttık. Şimdi gelelim diğer ürünleri kullanmaya. Arkasından göz makyajına geçelim. Birazcık hem bu tenimize oturmuş olsun. Pudrayı yine en sona bırakacağım. Kullanmayacağım. Göz makyajı için en sevdiğim paletlerden bir tanesi Revolution'ın Forever Dynamic serisindeki Serenity paleti. Bunu çok kullanıyorum. Daha önceden de size kullanmıştık. Şöyle renklerini göstereceğim. Çok güzel renkler var ve kullanışlı renkler var içerisinde. Bir de MAC'in bu dörtlü far paleti var elimde. Bunun da renklerini çok seviyorum. İçerisindekiler böyle birazcık daha rose gold gibi olanlar. Bundan kullanalım. MAC'ten kullanalım bugün. Ben paletin içerisindeki renklerin hepsini aşağı yazacağım. Kullandığım tüm ürünlerin hepsini de aşağı yazacağım. Linkleri de yanına ekleyeceğim. Açıklama kutusundan bakabilirsiniz. Bu arada video sponsorlu değildir. Başında söylemedim. Sponsorlu bir video değildir. Tüm ürünleri kendim satın aldım, kullanıyorum. Sizlere de böyle bir içerik hazırlamak istedim. Detayları aşağı yazacağım. Şimdi ben hemen buradan şuradaki mat renkten alacağım. Bunu göz kapağımın üzerine komple böyle geçeceğim. Açık bir kahve tonu, çok açık böyle bir geçiş rengi olarak da güzel oluyor. Sanırım soft brown'du bunun adı. Hızlıca bunu geçtikten sonra biraz daha şöyle fırçanın ucunu aldığımla göz altlarıma geçeceğim. Sonrasında yassı karıştırma fırçamla buradaki koyu kahverengi olan renkten alıyorum. Bu da böyle içerisinde çok hafif ışıltılar bulunan bir renk. Onu da yine dış köşeye birazcık yerleştireceğim. Sonra yine az önce kullandığım fırçayla bunu karıştırıyorum. Burada gördüğünüz açık renk olan, böyle pembe tonlu olan renkten de alıyorum. Böyle ışıltılı bir renk. Onu da göz kapağımın üzerine komple yerleştiriyorum. Rose gold olan renk zaten bu. Bu da işte biraz daha böyle bir bahar makyajı görünümü katmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitti bile makyaj. Bir de şuradaki diğer renkten. Bu da sanırım Woodwinked olması lazım. Bu renkten de şuraya şöyle çok hafif göz pınarına doğru koyarak makyajı, far kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen diğer gözümü de bitiriyorum. Evet, farları tamamladık. Bence gayet iyi oldu. Günlük makyajda dediğim gibi kullandığım şekilde farlarımı tamamlamış oldum. Şimdi hemen bunun üzerine maskarayı kullanalım. Maskara olarak bu aralar elim sürekli bu L'Oreal'in Elisa abla işbirliği içerisinde çıkardığı maskaraya gidiyor. Yapısı, uygulaması ve fırçasının şekli klasik Lash Paradise'a çok benziyor. Oldukça dolu, yoğun gösteriyor ve gün içerisinde kalıcılığı da dökülmeden, akmadan durmasını çok beğeniyorum. O yüzden bugün de bunu kullanacağım. Koleksiyon ürünüydü. Şu anda satışta olmayabilir. Stoklarda kalmamış olabilir. Ama dediğim gibi normal Lash Paradise'a çok çok benzeyen fırçası ve yapısı var. Sadece ambalajı farklı olarak düşünebilirsiniz. Hemen bunu da kirpiklerime uyguluyorum. Gördüğünüz gibi kirpikleri gerçekten uzatan ve hacimli gösteren süper bir maskara. Çok sevdim bunu. Lash Paradise'da dediğim gibi aynı performansta olduğu için benim kirpiklerimin anlaştığı maskara grubu. O yüzden bunu beğeniyorum. L'Oreal'in maskaralarını bu anlamda beğeniyorum. Şimdi bunu bitirdik. Allığı uygulayalım.
Allık olarak Milk Makeup'ın bu klasik stick şeklindeki allığını uygulayacağım. Elimdeki Work olan rengi, hemen bunu da yine Naşita'nın daha çok kullandığım bu tür krem allıklarda kullandığım bu duo fiber olan fırçasıyla uygulayacağım. Şöyle üzerine alıyorum ve bu şekilde geçeceğim. Yaz makyajlarında krem ürünler birlikte daha güzel ciltte dağıldığı ve bütünleştiği için bronzer'ı da bu şekilde kullandık. Alttaki ürünler de aynı şekilde. O yüzden böyle kullanmayı ben daha çok seviyorum. Saçlarım da takılmasaydı iyiydi. Şöyle çekelim. Hepsi böyle iç içe geçtiği zaman çok daha doğal bir görünüm sağlıyorlar. Yine pudra ürünleri de seviyorum aldıkta ama bronzer eğer bu şekilde eğer ki kremse üzerine gelen krem allıkla birlikte böyle birbirlerine yağ gibi kaynadıkları zaman çok daha güzel oluyor bence. Biraz da böyle tende o ışıltılı görünümü de seviyorum. Çok mat mat böyle kabuk gibi durmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde uygulayacağım. Şimdi bir de şunu yapacağım son bir dokunuş olarak. Allıktaki renkten böyle göz kapaklarım üzerinde de olsun diye. Yine kullandığım karıştırma fırçasına birazcık allıktan da alacağım. Ve şuraya hafifçe, çok hafif bunu tam böyle kriz bölgesine biraz geçeceğim. Bir bütünlük olması için. Çok hafif gördüğünüz gibi ama yine de oraya bir pembe renk vermiş oluyor. Birazcık yumuşatmış oluyor. Şimdi gelin bunun üzerine de kaşları bir düzeltelim. Kaşları düzeltmek için de yine Lovely'nin kaş kalemini kullanacağım. Lovely'nin çok sevdiğim bu kaş kaleminin numarası 160 elimdeki. Chocolate Brown olan rengi. Şimdi bunu hemen çok hafif kaşlarımı şekillendirmek için kullanıyorum. Bu haliyle çok fazla uğraşmadan kaşlarımı minimal bir şekilde birazcık biçimlendirdim. Şimdi bunun üzerine de rujumuzu uygulayalım. Ruj olarak bu Golden Rose'un Glow Stick'leri benim yaz için ideal kullandığım rujlar. Baharda ve yazın böyle hem renk vermesi hem de lip balm gibi dudakları çok güzel yumuşatması hoşuma giden ürünler. Bunları kullanabilirim. Bir de şu MAC'in Relentless'ı Red olan çok güzel bir kırmızı tonu. Böyle birazcık hafif pembeye de bakan, fuşyaya da bakan güzel bir tonu. Bunu da seviyorum. Canlı gösteriyor. Hangisini uygulayalım karar vermedim. İkisini de uygulayalım isterseniz. Önce bunları bir sürelim. Bunlardan Glow Kiss serisindeki Cherry olanı uygulayalım. Böyle hafif birazcık daha kırmızı dursun. Bakalım nasıl olacak. Cherry olan, Cherry Juice olan 05 numaralı rengi hemen sürüyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif bir kırmızılık veriyor. Ama güzel de bir tonu var. Bunun üzerine de ben zaman zaman şöyle yapıyorum. NYX'in bu This Is Juice Gloss olan Pomegranate olanını üzerine geçiyorum. Birazcık daha parlak bir görüntü olması için. Ton olarak da yakın olduklarından çok da farklı durmuyor. Bu şekilde de makyajı bitirebiliriz. Ya da şunları çıkarayım. Ya da bunun üzerine dediğim gibi Relentless'ı Red olanı da uygulayabiliriz. O da gayet güzel duruyor. Size şöyle bir son duruşu, son bitişi bir göstereyim. Bir de gelin üzerine MAC'in Relentless'ı Red olan rujunu da uygulayalım. Dediğim gibi bu Golden Rose'un rujuyla, glosslarıyla, tintleriyle duruşu bu şekildeydi. Şimdi hemen diğer ruja geçelim. Evet, şimdi size önce bu rujun rengini göstereceğim. Bayağı bir kırmızı ama çok güzel bir rengi var. Retro Matte serisindeki rujlarından hemen bunu sürerek bir de bunun rengini size göstermek istiyorum. Dediğim gibi canlı bir renk. Böyle pembeye de fuşya pembeye de bakan bir kırmızı tonunda. Ama yazı ve bahara bence yakışan iddialı renklerden bir tanesi. Böyle canlı renkleri de açıkçası kışın karamsarlığından sonra bahar ve yazın kullanmayı sevdiğim için bugün kapanışta da böyle canlı canlı dudağımda bu renk kalsın istedim. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Şimdi birazcık zaman vereceğim yine ve üzerine makyajın üzerine güneş kremini nasıl uyguladığımı göstereceğim. Bu arada birazcık da son bir dokunuş olarak pudradan da belli bölgelere geçeyim. NYX'in bu pudrasını kullanacağım. HD pudrasını, bunu da hafif şöyle alın bölgesi bende parlamaya çok müsait olduğu için makyajın en üstüne şöyle hafifçe geçeceğim. Biraz burun kenarlarına. Biraz da göz altlarına geçelim. Buralara da çünkü makyajın sonunda geçmemiştik sabitlemek için. Diğer bölgelere hiç dokunmuyorum çünkü orada krem ürünler var zaten. Sadece şu T bölgesini birazcık matlaştıracağım. Bu haliyle de makyajı tamamlamış oldum. Şimdi biraz zaman geçsin, üzerine yenileme ürünlerini nasıl kullandığımı sizlere göstereyim. Gelelim makyaj üzerine güneş kremi nasıl uygulanıyor? Ben nasıl yeniliyorum güneş kremi dışarıdayken? Şimdi açıkçası makyajı tam anlamıyla yaptığım zaman normal güneş kremini sürmek çok zor oluyor. Makyajsız bir gündeysem eğer tabii ki o zaman güneş kremini üst üste
2-3 saat geçtikten sonra yüzümü yıkamadan var olan güneş kremi altta zeminde duruyorken üzerine normal şekilde yine iki parmak metodunda yeniliyorum. Makyaj varken, yenilerken kullandığım iki çeşit ürün var. Daha sıklıkla benim kullandığım ve beğendiğim. Bunlardan bir tanesi daha önce söylemiştim. Isntree'nin stick formdaki bu koruyucusu. Çok kolay uygulanıyor ve benim cildimde de aşırı parlama yağlanma yapmadığı için bunu seviyorum. Bir de daha önce geçmiş videolarda da size söylediğim La Roche-Posay'nin Antelio serisindeki sprey ürünü ve bir de Garnier'in yine aynı şekilde sprey ürünü var. Bu ikisinin de içerisinde koruyucular bulunuyor. Şöyle ki bu nem bombası olan Garnier'in koruyucu nemlendirici spreyi SPF 30 içeriyor. Yeterli. 30 ve üzeri zaten yeterli koruyuculuk sağlıyor. Antelio serisindeki La Roche-Posay'nin bu üründe 50 SPF bulunuyor. Yine koruyucular bakımından uygun. Daha kolay erişilebilir ve daha uygun fiyatlı olduğu için bugün Garnier'in nem bombası olan ürünü kullanacağım size. Bu sprey ürünlerle ilgili şunu söyleyeyim. Yüzünüze sıkarken miktarı önemli. Geçenlerde Instagram'da da bununla ilgili çok güzel bir paylaşım vardı. 8 saniye kadar sıkmanız gerekiyor yeterli olması için. Fakat bu arada da nefes almamanız da gerekiyor. Yani ürünleri solumamanız gerekiyor. Yeterli miktar iki parmakla kremleri ölçebiliyoruz ama spreyde ölçemiyoruz. O yüzden sıktığınız süre 4 saniye kadar bir tarafa 4 saniye kadar bir tarafa olacak şekilde ya da ara vererek de sıkabilirsiniz. Ama o anda sıkarken nefes almamanız gerekiyor içerikleri solumamak adına. Bu yüzden eğer ki kullanım sprey ürünlerde size sıkıntı yaratacaksa stick ürünler daha konforlu olabilir. Ben de bugün yüzümün bir yarısına sprey ürünü, diğer yarısına stick ürünü kullanarak size göstereceğim. Öncelikle sprey ürünle başlayalım. Şöyle bir çalkalıyorum içerisinde ve şimdi gözümü kapatarak yüzümün bir yarısına bu ürünü sıkacağım. Gördüğünüz gibi sıktıktan sonra hafif böyle bir beyazlık bu tarafta var. Fakat bu birazdan oturacak. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Bir de diğer tarafa yine aynı şekilde stick ürünü kullanacağım. Bakalım nasıl göreceksiniz. Bunu da hemen uyguluyorum. Evet, bu taraftaki beyazlık gördüğünüz gibi daha fazla, bir halde fazla sıktığım için onu şöyle hafifçe elimle saçlarıma gelen yerlere dağıtacağım. Şöyle birazcık pıt 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 üzerine düzelteceğim. Evet, bu şekliyle iki tarafa da farklı ürünü uygulamış oldum. Stick ürünü uygulamak çok daha rahat. Eğer ki böyle sprey ürünler sizin için çok elverişli değilse stick ürünleri yanınızda taşıyabilirsiniz. Ben sonrasında pudramı da yanımda taşıyıp pudrayla da böyle ihtiyaç halinde hemen böyle üzerine geçerek mat görüntüyü tekrardan elde edebiliyorum. Çok fazla sürtmeden böyle pıt pıt üzerine koyarak tekrardan matlaştırmayı da sağlamış oluyorum. Böylece makyaj üzerine ürünleri nasıl uyguladığımı da size de göstermiş oldum. Yine yanınızda bir allığınızı taşıyarak hemen üzerinden geçebilirsiniz. Bu şekliyle de umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Ve haftada 2 gün yayınladığım videolardan sizlere de bildirim gelmiş olacak. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.